Herkese merhabalar. ICT Medya TV için biliyorsunuz Ufuk Batum ile girişimcilik programlarını çekiyoruz ve programlara her daim alanında iyi işler yapmış, deneyim biriktirmiş, ekipler kurmuş, ticaretleşme yoluna girmiş nitelikli girişimcileri, bazen mentorları, danışmanları davet ediyoruz ama çok ağırlıklı olarak tabii girişimcileri davet ettiğimizi dikkatli izleyiciler biliyor. Bazen ne yapıyoruz? Daha böyle yola yeni çıkanlar, birkaç yıl, 2 yıl, 3 yıllık şirketleri davet ediyoruz. Bazen de daha kıdemli, kendini ispat etmiş, birçok paylaşacak deneyimi olan bugünkü konuğum gibi Tuğrul Tamtürk, Enfotek şirketinin kurucusu, İzmir'de, hatta İzmir'de bulunan 9 Eylül Üniversitesi'nin Teknopark'ında uzun süredir nitelikli işler yapıyor. Tuğrul Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Bey. Ben hem sizi tanıdığım için sizin de neler yaptığınızı istiyorum ki dinleyicilerimiz de öğrensin. Çünkü çok önemli, yani deneyim çok pahalı bir iş. Evet. Sizlerden yaptığınız hatalar, yaptığınız doğru kararlar, uygulamalar, şirketi nasıl dönüştürdünüz, ne zaman kurdunuz? Hem biraz sizden başlayalım. Bu yazılım işlerine siz nasıl merak sardınız? Eğitimden mi, okuldan mı? Biraz sizi de tanıyalım. Ben 1992 mühendislik mezunuyum. 1992 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Bilgisayarla olan ilişkim üniversite birinci sınıftan başladı. Yani takdir edersiniz 1988 yıllarından bahsediyorum. Yani o dönemlerde bilgisayar bulunabilen bir şey değildi. Herkesin elinde böyle cep telefonu yoktu. Hatta üniversitelerde bile eğitim imkanlarında sınırlıydı. Ve ben bilgisayar öğrenme yolculuğuma Ege Bilgisayar Mühendisliği'nin bilgisayar laboratuvarına arka kapıdan girerek başladım. Yani orada abilerimiz vardı bizi sohbet ettiğimiz. Bizi alıyorlardı böyle birkaç saat yeşil ekranlı XT IBM makinelere oturup orada oyun programları yazmak gibi heveslerle başladık. Yanlış hatırlamıyorsam böyle gene 80'li yılların 86-87 oyunları, çok basit oyunlar ama basit oyunları böyle bildiğimiz müzik kasetlerine çekilirdi. Evet. Bunu hatırlıyor musunuz? Müzik kasetleri ne çekildiğini biliyorum. Bu Commodore tarzında oyun bilgisayarlarında. Ben floppy disk dönemine yetiştim. Floppy diskler 5-25 inçlik floppy diskler böyle kağıt gibi olurlar. Bilgisayara böyle itinayla yerleştiririz. Onun bir klipsi vardır. Onu böyle takarız. Ondan sonra başlar kıtır kıtır çalışmaya. Bayağı uzun bir zamanda yükler o bilgileri. Yani bugünkü işte USB disk veya işte Wi-Fi veya internetten artık her şey gigabaytlarca bilgi çok hızlı indirilebilirken biz o zaman kilobayt hesabı yapıyorduk. Yani yazacağımız programın büyüklüğü çok büyük olursa RAM'e sığmaz, diske sığmaz durumları dahi karşımıza geliyordu. İşte o günlerdeki o kısıtlı imkanlarda şunu öğrendik aslında. Mevcut olan donanıma optimum yazılım nasıl geliştirilir? Ve her şeyi hazır beklemiyorduk. Yani bizim başladığımız dönemlerde DOS işletim sistemi üzerinde yazılım vardı. Ve bir grafik arayüzü yoktu. Ben hem mühendislik okudum, yani genel anlamda işte endüstri mühendisi ağırlıklı diyebilirim bir eğitim aldım ama aynı zamanda tekstil mühendisliği alanında yani yüksek lisansımı da yönetim üzerine yaptım. Ama bu bilgisayarla başlayan yolculuğum benim hiç bitmedi. Çünkü bilgisayar öyle bir araç olarak gördüm ki yani hayal ettiğimiz şeyler, yaratıcılığımızı gerçekleştirebileceğimiz en kolay yol olarak gördüm açıkçası. Ve öğretim üyelerimizden de destek aldım. Yüksek bitirme tezimi bilgisayar destekli bir proje olarak aldım. Ve öyle iş hayatına atıldım. Yani bilgisayar yolumuz öyle başladı. Aslında sizin söylediğiniz gibi o en bugün için baktığımızda erken, primitif, kilobaytlar hesabından megabaytlara, gigabaytlara geldik. Şimdi gigabaytlar da yetmiyor. En küçük bellekler bile çok yüksek kapasiteler artık barındırıyor. Bütün insanlığın aslında ürettiği dijital veri müthiş bir birikim tabii.
Bakalım nereye gidecek? Bundan sonra da belki bir dijital çöplükten bahsediliyor. O zaman ne yapmamız lazım? İşte serverlar, çöllerde olan serverlar, onlara enerji yetiştirmek gerekiyor soğutmak için. Birçok böyle hem iyi tarafıyla hem de düşünmemiz gereken çevre boyutuyla. Siz 30-35 yıl bunları yaşadığınız adım adım her yeni sistemi, yeni yazılımı, yeni bilgisayarı belki deneyimleme imkanınız oldu. Siz şirket kurmadan önce biraz sektörde çalıştınız mı? Tabii. 1992 yılında bir Amerikan şirketinde hazır giyim tekstil sektöründe işe başladım. Öncelikle endüstri mühendisliği departmanında işe başladım. Ardından kalite yönetimi koordinatörü işini öğrendim. O zaman ISO 9000 ve toplam kalite yönetimiyle tanıştım. Yani bazı temeller olmadan dediğiniz gibi bilgisayarda bir şey yapamazsınız. Yani bir çöplüğe dönebilir veya çok fazla donanım hiçbir şey ifade etmeyebilir. Tabii benim ilk 5 yılım bu şekilde yöneticilik pozisyonlarında, üretimin içinde, planlamanın içinde hem tasarımcı rolüyle hem de yönetici rolüyle geçti. 1998 senesine kadar bu şekilde mesai yaptıktan sonra bu çalışma dönemim içerisinde aslında uygulama alanları buldum. İşte çok basit Excel, Access gibi böyle basit ofis programlarıyla başlayan yolculuğum daha sonradan daha profesyonel ortamlara dönüştü. Yani bunu şöyle açmak istiyorum. Yavaş yavaş Enfotek kuruluma yaklaşıyoruz sanıyorum ama sizin o dönemlerde ki ben de sizde demek ki aşağı yukarı yaşlarımızda yakınlık gösteriyor. 80'lerde işte liseyi bitirip üniversiteye geldiğimizde işte o bilgisayarlarla, o ham bilgisayarlarla ama gene de bizi büyülemişti. Sonra da birçok şey yaşadık. Şimdi tabii girişimcilik ekosistemi Türkiye'de yeni yapılanıyor. Son 20 yıl desek de aslında böyle bir belli bir güce gelmesi son 5 yıl hatta son 2 yıl diyebiliriz. Şimdi tabii biz çok uzun yıllardır değişik üniversitelerde, Boğaziçi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve sayabileceğim ben en azından 10 üniversitede düzenli dersler, girişimcilik dersleri verdim. Birçok yerde de bu vurgular arttı, teknoparklar kuruldu. Şimdi gençler biraz daha hatta öğrenciyken bile veya yeni mezunken girişimciliği düşünüyorlar. İşte bizim alışkanlıklarımızdan farklı bu. Ben de bazen derim ki ya biraz da çek nasıl yazılır, nasıl ödenir, insanlarla nasıl konuşulur, grup çalışması nedir? Biraz da deneyim toplasan iyi olur. Siz toplayıp geldiniz, girişimci oldunuz. O boyutuyla ne dersiniz bugünkü girişimcilere? Ne yapsınlar? Evet, benim gerçekten gençlik hayatımda, bu profesyonel hayatımın başlangıcında çok şanslı eğitmenlerim oldu. Yani dünya çapında diyebileceğim uluslararası danışman veya Amerika'da ihtisas yapmış ODTÜ endüstri mühendisi benim bir şefim vardı. Yani onlardan aldığınız tohumlar çok önemli. Çünkü girişimci dünyayı farklı görmesi lazım. Yani baktığı zaman fırsat görmesi lazım. Problem görebilir ama bu problemleri fırsat Bravo. Olarak görmesi lazım. Bravo, bu çok önemli, bu çok önemli. Bunu çok sevdim çünkü ben de söylüyorum. Problemler evet. Her yerde ama problemin altında ezilmektense onu çözmek ve bunu fırsata dönüştürmeyi görmeli. Bravo. Evet, girişimci cesur bir insandır, mangal yüreklidir. Çevresindeki konuları challenge olarak değerlendirir. Ama bilmediği şeyi de bilmiyorum diyebilecek insanlarda. Zaten bilmiyorum demeden öğrenemezsiniz. Yani bilmiyorum diyeceksiniz. Ama bundan utanmayacaksınız. Bu eksiklikse, eğer bu sizin yolunuzdaki bir basamaksa, bunun için de gerekli odaklanmayı göstereceksiniz. Aslında girişimci öncelikle kendi kendisinin yöneticisi olması lazım. Yani en önemli kaynağı beyin ve bu beyni bulunduran vücut. Yani tam bir disiplinle, verimlilik, odaklanma, hayal kurma, bu hayallerin peşinde risklere atılma ve bu riskleri yönetebilme, insan ilişkilerini koordine edebilme, amacına uygun olarak insanlarla iletişim kurabilme gibi birçok aslında soft science var bu işin içerisinde. Yani bunların çoğu okullarda çok öğretilebilecek şeyler de değil. Çünkü hem yetenekle alakalı hem de uygulamayla alakalı. Tabii ki teorik bilginin çok büyük faydası olur. Hani ben de işin başındayken çok doğru örnekleri gördüm. Onlardan çok gerçekten örnek aldım. Bir fabrikanın içerisinde
Yani 20 yaşlarında bir mühendis bir fabrikanın içerisinde işte 500 tane işçinin çalıştığı bir fabrikada yani o sorunları görebilmek, onun kendisine yansımasını, onun üzüntüsünü, yeri geldi başarısızlık duygusunu, bütün bu duygularını yaşadıktan sonra bunların da aşılabileceğini düşünebilmesi lazım. Onun için kendilerini zora atmaktan korkmamaları lazım ama aynı zamanda donanımlı da olmaları lazım. Bilgiye değer vermeleri lazım. Kendilerine sürekli yatırım yapmaları lazım. Hani bunları ben sezgisel olarak hani hayatımın başında evet böyle insanlar gördüm ama kimse beni hadi Turul seni girişimci olarak yetiştirelim demedi. Daha çok ben burada karşıma çıkan problemlerin aşılabileceği hayaliyle kendimi bu okyanusa attım. Ve çok şükür o konuda bir mesafe aldık diye düşünüyorum. Harika oldu bu bahis, çünkü ben bunu sona doğru girişimcilik yani nasıl bir profilde neler önereceksiniz? Siz tam yeri geldi, harika açtınız. Hem de benim de inandığım doğrultuda oldu. Yani şüphesiz mutlak doğru yok. Alışkanlıklarımız, reflekslerimiz, gördüklerimiz ve deneyimlerimiz var ama sizinkiyle çok örtüştü. Siz buna soft science dediniz. Ben de beceriler, yetenekler diyorum. Siz dediniz ki üniversitelerde bu çok verilmiyor. İşin teorisi daha fazla veriliyor. Ben de diyorum ki değişik eğitimlerde, sunumlarda, konferanslarda, üniversitelerde dönüşmeli ve bu beceriler, yetenekler kısmı açıkta kaldı. Bu daha da fazla desteklenmeli. Risk alabilmekten, sentez yapabilmekten, doğru soruları sorabilmekten bahsettiniz. Hatta siz o dönemlerde mentor diye bir kavram bilmiyorduk ama iş ortamında daha tecrübeli kişiler size mentorluk yapmış. Siz de menti olabilmenin hakkını vermişsiniz. Yani mentoru bilmezken mentiyi de bilmiyoruz tabii. Almak, vermek, karşılıklı bir trafik çok önemli. Büyük şirketler dünyada sen iste isteme potansiyel gördüğü yönetici adaylarına hemen daha tecrübeli kurum içi mentorlar atarlar. Arada buluşurlar, çalışırlar, yemek yerler, tartışırlar. Bu çok önemli. Yani siz birikimlerinizi yaptınız, insanların size açtığı yollarda yeni deneyimler topladınız, açıkları, eksikleri, potansiyel alanları gördünüz. Şimdi de gelelim yavaş yavaş sizin daha girişimcilik öykünüz başlıyor gibi. Evet, benim girişimcilik öyküm aslında şöyle başladı. Yine çalışma süreci içerisinde yerinde duramayan bir yönetici olarak klasik konvansiyonel yöntemlerin yeterli olmadığını, yani e-postalarla idareler, işte sürekli olarak yazışmalar, telefon görüşmeleriyle, sık sık yapılan toplantılarla aslında işletmelerin içerisindeki bilgi akışının yeterli, kaliteli ve sürdürülebilir olmadığını fark ettiğim noktada ben bu işin dijital altyapıyla çözümlenebileceğini zaten diğer deneyimlerimden zaten biliyordum. Ama nasıl bir şekil, nasıl bir şemal, bunun hazır bir çözümü var mı gibi kafamda soru işaretleri vardı. Ve bu soru işaretlerini araştırdığımda yani o günün teknolojisiyle ve tekstil ve endüstri mühendisliği bakış açısıyla baktığınızda yeterli bir altyapının da olmadığını gördüm. Ve dolayısıyla da burada kendi kendime çözüm oluşturmaya başladım. Bu arada yüksek lisans sırasında da ileri seviye yöneylem yani operational research dersleri de aldığım için yani algoritma kurma, optimizasyon hesabı yapma gibi temel bilimlere sahiptim. Yani şöyle şunu hani bizim Türkiye'de biraz şey var. Böyle girişimci oldu mu sadece hayal kuran insan gibi düşünülüyor. Hayır, girişimci aynı zamanda bilim insanı olması gerekiyor. Yani bazı sağlam teorik temelleri olmadan yani bunları sadece hayal ederek çok çalışarak kalıcı ürünler ortaya koyması, yani böyle bir alanda, teknoloji alanından tabii bahsediyorum. Böyle ürünler koymasını ben çok mümkün görmüyorum. Çok kısır çalışmalar olur açıkçası. Ürün üretilemez, yani kalıcı bir ürün üretilemez. Ve Türkiye'ye baktığınızda da, hani bunu biraz genelleştirerek söylüyorum. Bu sadece girişimcinin tabii ki çatısı altında toplanamaz. Bu genel bir sistem sorunu olarak görüyorum. Türkiye'de böyle uzun vadeli yatırımlar, Ar-Ge'ler, çok uzun vadeli böyle bir hani 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık yaklaşımlar pek görünmüyor. Bence burada işte hem hayal gücü eksikliği var hem teorik eksiklik var. Çünkü bir çalışmayı siz ancak belki 3 senede 5 senede prototip düzeyine getirebilirsiniz. Hani bunun çok daha uzun soluklu olması lazım. Hani konuyu şöyle toparlarsak biz girişimcilik hayatına bu eksikleri fark edip altyapımız da müsaade ettiği için bazı ürünler çıkartarak başladık ve hemen uygulayıcısı haline geldik. Yani sahada uygulanmayan teori olarak ortaya konulan ürün maalesef çok yeterli bir ürün olmaz. Ve 1998 yılında artık öyle bir noktaya geldik ki iki karpuz bir koltuğa sığmadı.
birinden birini tercih etmek zorunda kaldık. Yani ya işletmede kalacaktık ve yöneticilik hayatımızı devam edecektik ya da bu yazılım geliştirme, kurumsal yazılım geliştirme alanını kendimize bir meslek olarak seçecektik. Ve ben o yolu tercih ettim. Bir süre çalışmadan sonra artık ortaya ürünler oluşmaya başladı ve 1999-2000'li yıllarda yani işletmelere çözümlerimizi oluşturmaya başladık. Yani profesyonel hayatımız 1998'de başladı diyebilirim. Çok güzel. Şimdi aslında gene şöyle de bir konuya değinmiş olduk. Yani çalıştığımız yerde öğreniyoruz, işte mentorlarımız oluyor ve gelişiyoruz. Aslında bir yerde girişimci kafa bir kurumda çalışsa da durmaz. İç girişimcilik yapmışsınız. Yani geleneksel alanlarda insan yürüyor, şirketler yürüyor işte. Niye sen rahatsız oluyorsun diye düşünebilir birisi. Ama o rahatsız olma, iyi bir rahatsız olma. Acaba bu iş daha iyi yapılamaz mı? Sisteme oturamaz mı? Daha verimlilik artışı olamaz mı? Siz o iç girişimciliği de yaptınız. Ondan sonra da bir yere geldi ki aslında taşma noktası. O da zaten yeni bir girişim. O yeni girişim esas bugün konuşacağız. Ama siz dediniz ki bu Ar-Ge süreçleri falan öyle birkaç yılda olacak şey değil. Bu 20 yıl, 30 yıl, 40 yıllık ülkeler, devletler, büyük şirketler böyle bakmalı. Ne dersiniz? Acaba bir iyi bir örnek olarak, yani belki de çok örnek veremeyebiliriz ama iyi bir örnek olarak Türkiye'de savunma sanayi acaba buraya oturur mu? Yani bakıyorum genel müdürler, mesela TAİ'nin genel müdürü Temel Kotil, Aselsan'ın genel müdürü Haluk Görgün, üniversitelere daha fazla vurgu yapıyor ve diyor ki mesela daha fazla doktora öğrencisi arıyoruz, doktoralı personel arıyoruz. Yani bu böyle hem bilimden dem vuruyorlar hem de bir inanmışlık ve bir planlama ve bir bütçe meselesi. Öyle olduğu için ancak işte 10 yılda bir yerlere gelindi. Tabii bunun 30 yıllık geçmişi var ama esas 10 yıl. Ve daha bir 10-15-20 yıl var ki daha büyük verimler. Yani iyi bir örnek midir savunma sanayi? Şimdi savunma sanayi için güzel bir örnek olabilir bu Ar-Ge süreci. Çünkü 1975'ten itibaren de bir hani güvenlikle ilgili bir motivasyon oluştu ülkemizde. Aslında zorluklara karşı yine bir fırsat gözüyle bakmak lazım. Orada o dönemde ülkenin içinde bulunduğu zorluklar aslında bizi uyandırdı. Yani bu bağımlılık konusuyla da bağlantılı. Yani her ne kadar biz globalleşelim, entegre olalım derken bağımlı olalım sonucu çıkmaması lazım. Bununla ilgili savunma sanayi çok büyük bir ders aldı ve o zamandan temelleri atılan ve tabii çok detaylarını bilmediğimiz ama duyumlarımızla çok ileri seviyeleri de getirilebilmiş olan Ar-Ge çalışmaları olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla hani siz bu konuda daha fazla bilgi sahibisinizdir muhakkak ama benim de entelektüel bilgimle anladığım aslında teknolojinin her alanını savunma sanayinde uygulamaya çalışıldı. Bu da tabii mutluluk verici. Bu savunma sanayi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dual teknolojiler dediğimiz sağlığa dokunan, aynı teknolojinin sağlık boyutu, başka boyutları da söz konusu olabilecek. Peki biz aldık 80'lerden itibaren hikayeyi, aşağı yukarı bir 10 yıl sizin hazırlanmanız, sonra da bir kurum içi yöneticilik. Orada da biriktirdiniz ama hep sorgulayan, hep iç girişimci. Geldik 98'de siz şirket kurdunuz. Evet, bu konuyla ilgili şöyle oldu. Benim öncelikle bireysel olarak bir ürün geliştirme sürecim oldu. Bu süreç içerisinde hani konsepti ispat etme dediğimiz bir süreç yaşadım. Acaba ben böyle bir iş yapabilir miyim diye. Ve bu konuda kendime 6 ay süre biçtim. Eğer 6 ay içerisinde kendimi tatmin edecek bir ürün ortaya koyabilirsem yoluma devam edecektim. Çünkü bir yanda yöneticilik pozisyonunda iyi bir ücretle çalışma imkanım varken bunları bırakıp tamamen bir maceraya atılıyordum ve bunu da tamamen kumar olmasın diye kendimi dediğim gibi test ettim. Ve o zaman gerçekten işte yüksek mühendis doktorasını yapmış piyasada tanıdığım girişimci abilerimiz ve ablalarımız diyelim bizim çalışmalarımızı değerlendirip bizi cesaretlendirdiler açıkçası. Hani bu da çok önemli. Hani çünkü piyasada maalesef kimse sizin sırtınızı sıvayıp işte al şu 1 milyon lirayı çok güzel fikir, hadi bakalım bunu gerçekleştir demiyor. Yani bunu da arıyorsa startupçı, girişimci, genç girişimci arkadaşlarımız. Yani bu çok ender olan bir durum olabilir ama benim başıma böyle bir şey gelmedi. Ama ben paradan ziyade bir kurum çatısı altında bulunup oradaki sinerjiyi kullanılması gerektiğini düşündüm. Ve bazı iş ortakları edindim. 5 sene kadar bu iş ortaklarıyla bir limited şirket çatısı altında temeller atıldı.
Bu arada bir müşteri ağı oluşmaya başladı. İzmir odaklı olduğumuz için öncelikle İzmir kökenli firmalarla hani başladık ve gerçek yaşam problemlerini aldık. Yani ve onları sadece bir yazılım projesi olarak görmedik. Aslında bu bir yalınlaştırma da projesiydi, re-engineering projesiydi ve onların da müşterilerin de bu çözüme katkıda bulunmalarını sağlayacak bir sinerji yarattık. Yani aslında bir yerde piyasanın sorunları yine bizim için bir fırsata dönüşmüş oldu. Tabii tekrar söylüyorum, bunun altını çizmek lazım. Yani orada canım biz sizin probleminizi çözeriz kolaycılığıyla ticari bir reflekse girilmedi. Hatta biraz fazlasıyla akademik bir reflekse aslında bu yaklaşımlar yapıldı. Hatta başta birazcık müşterilerden tepki de doğdu. Ya illa de işte bu proje varsa proje yöneticisi olmak zorunda mı dendi? Hayır, olmak zorunda dedik mesela. Proje yöneticisi olmak zorunda. Bir bilgi akış diyagramı çizilmesi gerekiyor. Gerekirse aylarca bu bilgi akış diyagramı üzerinde oturalım. Önce yalınlaştırmayı yapalım, sadeleştirmeyi yapalım, metotları ortaya koyalım. İşte organizasyon boş. Yani bunu 30 yıl öncesi, yani 30 yıl demeyelim de 25 sene öncesinden bir anlayış olarak bakarsanız o gün için bunlar olması gerekli. Herkes biliyor ama yine de yeni şeylerdi. Çünkü uygulanmıyordu. Ve biz bu uygulamanın önünü açmış olduk. Ve dolayısıyla da arkasından yazılım ürünü geldiğinde artık bir yalın yönetime anlayışına ve bir yalın üretim anlayışına dayalı bir yazılım gelişmiş oldu. Yani ben bu temelleri çok önemsiyorum. Dolayısıyla da çok kalıcı ürünler ortaya çıktı. Yani bugün o 20 sene önce başladığımız projeler bugün küçük orta ölçekli firmalar bugün Türkiye'nin büyük firmaları haline geldiler ve o yazılımda 10 kullanıcılı, 20 kullanıcı yazılımlardan 150-200 kullanıcılı yazılımlar haline geldi ve büyüdü de büyüdü. Yani o temel doğru atıldığı için biz çok fazla iki ileri bir geri yapmadık. Daha hızlı ve emin adımlarla büyüdük. Burada tabii bir planlamadan bahis ediliyor. Bir co-development, belki müşterilerle beraber geliştirme çabası. Yalınlaşmayı çok seviyorum. Yani nedense bizim beyinlerimiz biraz daha Türkiye'de çocuklar, gençler, sofistike ürünler, hizmetler daha iyidir. Değildir. Yani ne kadar yalınlaştırırsan kullanıcı deneyimi o kadar rahatlıyor. Onu söylemek lazım. Bir de gerçek problemleri yakaladınız. Hep bunu söylediniz, vurguladınız birkaç defa. Bu çok önemli. Yani benim zihnimde bir şey var. Muhakkak müşteri bunu zorla kullansın değil. Müşteri ne istiyor? Yani dış dünyadaki ihtiyacı içeri çekeyim, bunu çözeyim. Bu yaklaşımlar çok doğru ki siz de yol alabildiğiniz o şirketler büyürken, yani müşterileriniz 10, 15, 20 kullanıcıdan 200 kullanıcıya, 250 kullanıcıya çıkarken Enfotech nasıl bir büyüme çizgisine gitti? Büyümek kolay değildir. Bazen hızlı olur ama yönetmek kolay değildir. Evet. Sizin deneyiminiz nasıl oldu? Yani Enfotech hiçbir zaman çok ticari başarıya önem vermiş bir firma olmadı. Sürekli olarak müşteri ihtiyaçlarına odaklı, ürün geliştirmeye odaklı bir Ar-Ge firması oldu. Hani aslında bu yönümüzü seviyorum. Ama bir yandan da bu biraz önce bahsettiğimiz ticari büyümeyi de tabii kolaylaştırmamış oldu. Bizim büyümemiz adeta kaplumbağa adımlarıyla oldu. Ama hiç gerilemedik. Yani 3 tane global kriz, ülke krizi, ekonomik kriz olduğu halde biz bu krizlerden büyüyerek çıktık. Çok enteresan bir şekilde. Çünkü temel sağlam olduğu zaman bir hani doğada bir değişim olduğunda, çevrede bir değişim olduğunda daha güçlü olan hani ağaçlar daha hızlı büyüyor. Yani bunu benzetebiliriz. Bir doğal seleksiyon gibi düşünebiliriz. Biz de bu her krizden büyüdük. Çünkü fırtına geçtikten sonra şöyle sahaya baktıklarında ya şu firmanın çalıştığı müşterileri, firmaları yani bu yazılımı kullanan firmalar süreçten onlar da büyüyerek çıktılar. Dolayısıyla onların büyümesiyle beraber bizim de tabii ki yapılanmamız gelişti. Özellikle 2013 yılından itibaren kurumsal projelerde daha planlı, daha iyi insan kaynakları kullanan ve işte Tur Quality gibi efendim çeşitli kalite destekleri gibi KOBİ GEL gibi İSKA gibi TÜBİTAK gibi projelerde rol almaya başladık. Yani bu projelerin aktörleri haline gelmeye başladık. Dolayısıyla bizim bakış açımız tabii değişti. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim 2003 yılında teknoloji geliştirme bölgesine de girmemiz İzmir'in hani ilk
10 firmasından biriyiz. Teknoloji geliştirme bölgesine proje verip kabul edilen. Hani o girmemiz zaten bizim bakış açımızı biraz değiştirdi. Yani adım adım teknoparkların anlayışı, proje yönetim anlayışı, işte planlaması, kaynak yönetimi geliştikçe bizim kurum yapılanmamız da aynı paralelde tabii gelişti. Bunlar ekstra masraf, insan gücü, yatırım gerektiren konular ama biz doğru yol olduğu için biz bu gerekli inisiyatifi kullandık ve oraya gerekli kaynağı ayırdık. 2013 yılından itibaren de dediğim gibi daha büyük projeler oluşmaya başladı. Müşterilerimizin büyümesi bizi büyüttü. Ve ürünümüz de tabii kapsamı genişledi. Yani ilk başta üretim yönetimi gibi başlayan çalışmalar, işte mali işler, insan kaynakları, dış ticaret ve bir firma içi ve dışı olmak üzere tüm entegrasyonu sağlayabilecek boyutlara, kapasitelere ulaşmaya başladı. Dediğim gibi yani bizi büyüttü ve şu an özellikle son 5 sene içerisinde de artık daha oturmuş, kendi yapımızı da dijital hale getirmiş. Yani bir müşteri talebinin efendim firmamıza gelmesiyle beraber bizde hiçbir artık yazılı çizili kağıtla çalışma sistemi yok. Her şey online. Tamamen yazılımın içine entegre edilmiş bir takip sistemimiz var. Dakika hassasiyeti plan yapıp dakika hassasiyetiyle de iş gücü ölçümlerini yapıyoruz ve müşterilerimize de tamamen şeffaf bir şekilde yansıtabiliyoruz. İşte bu da kurumsallaşmanın aslında bir önemli bir ürünü olmuş oldu. Müşterilerimiz bizimle çalışırken %100 ne yaptığımızı da tam takip edebiliyorlar madde madde. Senede 10 binden fazla talep işliyoruz şu anda firma olarak ki bu önemli bir rakam. Biliyorum ki daha çok ağırlıklı bir dikeyde, sektör dikeyinde yani tekstilde önemli projeler yürütüyorsunuz. Belki bu zaman zaman başka sektörlere taşmıştır, talep gelmiştir. Onu nasıl yönettiğinizi de cevaplarsanız sevinirim. Tekstil sektörünün aslında son 20-25 yılına, 30 yılına da bakma ve değerlendirme imkanınız var. Şimdi biz, yine siz biliyorsunuz, biz bir proje yapıyoruz Bursa'da. Tech Textile. Aslında bizi dinleyenler de belki oradan bakmak isteyebilirler ve belki de fikirleri varsa tekstil dikeyinde herhangi bir yere dokunan girişimcilik programı yapıyoruz. İnovasyon ve girişimcilik programı. techextile.net diye de arasınlar. Belki ilgilerini çeker. Şimdi Ar-Ge merkezlerimiz var. Tekstil sektöründe büyüyenler var. Ar-Ge merkezi kurmuş olanlar var. Tasarım merkezi veya kurmadan da Ar-Ge'ye inovasyona girmiş olan birçok şirket var. Kaynak ayırıyorlar. Tabii ki TÜBİTAK projeleri yapıyorlar. Bakanlık tarafından denetleniyorlar. Denetleme öncesi hazırlık yapıyorlar. 40, 50, 60, 70 mühendisin veya temel bilimler mezunlarının çalıştığı kimyagerler çalışıyor. Kimya mühendisleri, makineciler, işte elektronik, endüstri, tekstil, malzeme daha birçok alandan. Çok multidisipliner bir bakış da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu da sevindirici. Siz nasıl yorumlayacaksınız? 30 küsur yıllık deneyimle, gözlemle, şimdi bunların bazıları müşteri. Böyle teknoloji konusunda, yazılım konusunda iştahları arttı mı, gelişiyor mu, rakamlar büyüdükçe? Şimdi şöyle, bu tabii iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak lazım. Ben bu konuda geçmiş hesaplaması yaptığımızda her ne kadar umutvari gelişmeler olsa da özellikle özel sektörün doğru bir şekilde birlik halinde yatırımlarını yönlendiremediğini, çok dağınık hareket ettiğini ve bizim normalde 2008-2018 yılları arasındaki 10 senede dijitalleşme trenini kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani bunu da örnekleriyle tartışabiliriz, açıklayabilirim. Çünkü tam da bu dönemde yaşadığım için firmaların maalesef buradaki ticari kaygıları çok ön plana çıktı. Yapılan işin doğru olmasından çok görüntüde öyle bir iş yapılması hedefi maalesef seçildi ve bunlar da kalıcı çözümler olmadı. Yani firmalara girdiğimizde bugün en büyük bizim firma müşterilerimiz, yani bizim müşterimiz veya değil, piyasada bildiğimiz olan birçok firmada sürekli olarak bir sistem değişikliği, sürekli olarak bir A yatırımı yaptıktan sonra o 3 sene 5 sene bir deneme sürecinden sonra olmayıp bir B yatırımına geçilmesi, tekrar baştan sil baştan başlamalar maalesef ülkemizde
özel sektörde çok fazla miktarda yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor açıkçası. Bunu da ben şöyle görüyorum. Şimdi firmaların sahiplerinin bir bilim adamı olmasını bekleyemezsiniz. Mühendis olmasını bekleyemezsiniz. Firmaların doğru müşavirlikler almaları gerekiyor. Doğru destekler, danışmanlıklar almaları gerekiyor. Ve burada alanda hani pazarlama anlayışı ağırlıklı kaçınca dolayısıyla ürünün kalıcılığı değil, o gün ürünün ne kadar etkileyici olduğu, ne kadar parlak olduğu, ne kadar hızlı satılabildiği gibi farklı argümanlar ortaya çıktı. Ve bu da birçok firmanın aslında kafasını karıştırdı. Ve yapılan yatırımlar muhakkak faydalı olmuştur. Her şeyin bir öğrenme maliyeti vardır yani öğrenmek anlamında. Ama şöyle söyleyeyim, biz bu 30 sene içerisinde çok daha ileride olmalıydık. Yani bizimle aynı dönemlerde bu işe başlayan Güney Kore ile, yani bundan 40 sene önceki Güney Kore ile 40 sene önceki Türkiye'yi karşılaştırdığımızda aslında Güney Kore çok da o dönem gelişmiş bir ülke değilken bugün Güney Kore'nin geldiği yer ve Türkiye'nin geldiği yerini kıyaslamak lazım. Yani doğru kıyaslayalım. Kendimizi Amerika ile kıyaslamak çok doğru bir kıyas olmaz bence. Ama dediğim gibi 40 yıl süreç içerisinde çok hızlı gelişen altyapısına, eğitimine, internet altyapısına hem kamu olarak hem de derli toplu bir şekilde özel şirketler olarak çok yerinde yatırım ve geri dönüşü olan yatırım. Yani şey olmadan, patinaj çekmeden ilerlemiş yani sektörler, ülkeler var. Ha, biz tabii ki geçmiş böyle oldu diye bundan sonra böyle olacak olumsuz bir bakış açısına sahip değiliz. Ben bunları dediğim gibi bir öğrenme maliyeti olarak alıyorum. Ve benim sevindirici bir şekilde gördüğüm şu, firmalar artık paket kağıdına bakmamaya başladılar. Yani bir ürün çok böyle parlak, çok iyi pazarlanıyor diye ona iyi ürün gözüyle bakmamaya başladılar. Ve işte burada sonuçta yerel ve global anlamda bir rekabet var. Yurt dışından gelen kurumsal yazılım firmaları var. Şimdi bunları hiçbir zaman hakkını yememek lazım. Bunlar dünya çapında yazılımlar. Ama Türkiye'deki ihtiyaçlar, lokal ihtiyaçlar neydi? Bunların ne kadar yerine getirildi? İnsan kaynakları buna göre nasıl yönlendirildi ve yetiştirildi? Bu konularda kopukluklar olduğu için zaten o büyük yatırımlar dahi beklenen sonuçları veremedi. Ha, buradan öğrenilen şey artık bu işin bir kalite anlayışıyla yapılması gerektiği, insanın yatırımın en önemli konu olduğu ve uygun insan yetiştirerek ancak siz uygun ürünler yetiştirmeniz gerektiği ve bunun da tabii ki bilimin bir parçası olan Ar-Ge olmadan olmayacağı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla her ne kadar bugün hala özel sektör belli öğrenilmiş reflekslerle hareket etse de çok daha artık derine bakabildiğini görüyorum. Yani bir ürünün teknik özellikleri, bir ürünün efendim derinliği, çözümcülüğü, sonuca getirebilmeyi, doğru entegrasyonu hani ekranın kolay görünmesinden çok daha ön plana çıkmış durumda sonuç arayan firmalar için. Ben böyle görüyorum, büyük bir değişim sürecinde olduğumuzu görüyorum. Son iki sene içerisindeki pandemi firmaların çalışanlarının dağıtık yönetim modeline uymaları zorunluluğunu doğurdu. Ve ben sevinerek söyleyeyim ki bizim hani yıllar içerisinde yaptığımız çalışmalarla 100 kullanıcılı ve üzeri müşterilerimizden şöyle olumlu eleştiriler aldık. Ya biz pandemi oldu, evet büyük bir dağılma oldu, evlerden çalışmalar oldu, asenkron çalışmalar oldu. Ama biz doğru bir dijital altyapı kurduğumuz için verimimiz bu konuda etkilenmedi. Yani bu kişinin ofiste bulunmasıyla evinden çalışması arasında büyük bir verim farkı yaşanmadı. Psikolojik olarak ki zaten yaşanan başka travmalar, başka verimsizlikler muhakkak olmuştur ama dediğim gibi normal şartlar altında belki %100 hiçbir şey değişmeyecekti. Dolayısıyla doğru bir dijitalleşme yatırımı yapan firmalar yine bu 2 yıllık krizde daha az sayıda insanı daha verimli çalıştırabilerek bu global çalkalanmada kendilerini koruyabildiler, hatta büyüyebildiler. Bence bunlar çok önemli gösterge. Bunu gören diğer firmalar da biraz daha gerçekleri fark etmiş oldu açıkçası. Bu pandemi tarafı önemli bir ayrıntıydı. Aslında yani şirket sahipleri illa mühendis olmak zorunda değil, illa bilime çok yakın olmak zorunda değil. Şüphesiz çünkü zaman koymaları lazım. Hem bilim de zaman istiyor, iş de zaman istiyor. Kolay değil.
Ama doğru kadrolar kurmak kaydıyla ve veya müşavirliktendi, işte danışmanlar olur, alanında uzmanlar olabilir. Bunlardan yararlanması lazım. Yararlanan şirketler var, onları görüyoruz, daha da başarılı oluyorlar. Daha az yararlananlar da belki bundan sonra bakacak. Şimdi tabii ama daha bilimin içinde olan akademi dünyası. Ne yazık ki üniversitelerimizin de bence pandemi öncesi dijitalleşmeye hazır olmadığı görüldü. Yani hani onlardan beklerdik. Bir şeyin öncüsü üniversiteler çoğu zaman olur, olması beklenir. Meğer dijital eğitime, online eğitime ve diğer online hizmetlere geçme konusunda üniversitelerimizin biraz zorlandığını, bocaladığını, belki de hazırlıksız yakalandığını gördük. O açıdan son iki yıldır, siz onu vurgu yaptınız zaten, ben de iştirak ediyorum. Pandemi bize kapıya dayanınca o dijitalleşmeyi keşke biz yapmış olsaydık, pandemiden daha da güç katarak gidebilirdik. İşte bazen zorunluluklar, mecburiyetler, bizim gibi toplumlar da iyi planlamacı olmayabiliyorlar bazen. Ama yumurta kapıya dayanınca da herkesin 10 yılda yaptığını işte 2-3 yılda yapabiliyoruz. Bazen de çevik tarafımızda olabiliyor. Böyle de bir yani şeyimiz var, artı ve eksi yönlerimiz var. Evet. Bunları tespit ettik. İnsana yatırım hemen her sektörde önemli ama geleneksel sektörler, sizin de hizmet verdiğiniz tekstilde duyuyorum ki büyük şirketlerde de turnover, personelin hızlı girip hızlı çıkması, ayrılması yüksek. Halen bu kanayan yara önüne geçilemedi. Öyle olduğu düşünülürse de tabii ki o zaman patronaj seviyesinde ya yatırım yapmayalım çünkü gidiyor zaten. Ama o zaman yumurta tavuk ilişkisi. Oysa nasıl tutacaksın? O da bir yönetim yetkinliği. Tutarken de nasıl onu besleyeceksin, geliştireceksin, yatırım yapacaksın. Ama %100 size katılıyorum. Artık sektör bağımsız. Hemen her alanda yaptığımız iş binalarla, makinelerle ilişkili değil. Daha doğrudan ilişkisi insan kalitesiyle. Tabii. Çok da güzel söylediniz. Kore 80'li yıllarda sosyoekonomik göstergeleri aynı. Türkiye ile tamamen aynı. Ama sonra biz son 10 yılda kapatmaya çalışıyoruz belki mesafeyi ama onlar 80'lerin sonunu, 90'ları, 2000'lerin başını çok iyi değerlendirdiler ve makas büyüdü. Yani patent sayıları, girişim sayısı, belli teknolojileri, kaynakları, dar kaynakları aslında orada da Türkiye'de de finans dar bir alan. Dış finans lazım. O finansı işte binalara mı yatıracağız, teknolojiye mi yatıracağız? Hep yapmamız gereken tartışma. Şimdi son bir soru sormak istiyorum size. Zaman öyle keyifli ki hızlıca akıyor tabii. O da şu olsun. Zaten merak eden dinleyiciler, izleyiciler bu Enfotech nedir? Enfotech.com.tr'ye girerler. Oradan daha fazla bilgi alırlar. Ürünlerinizi, referanslarınızı, yaptığınız şirketinizin ruhu, felsefesi muhakkak web sitesinde vardır. Zaten daha da meraklı olanlar sizi bulur, sizle temasa geçer. Biraz şirketin bundan sonraki versiyonunu, yani bundan sonra önümüzdeki dönemde yapmak istediklerini toparlarsanız, bir de yine de girişimcilere bu ekosistem içerisinde varsa tavsiyelerinizi de almak isteyeceğim. Evet. Şimdi özellikle son 3 yıl bizim için değişim, dönüşüm dönemiydi. 2019'un başında biz 2019 yılına gelinceye kadar yaşadığımız tecrübeleri, yaptığımız hatalardan ders çıkararak iki tane karar aldık. Bir tanesi şu ki bunda sizin de payınız var. Kurumsal yazılım işinin scalable bir iş olmadığını bize söylemiştiniz 2016-17 yıllarında. Ve beni biraz şok etmiştiniz o zaman. Böyle ben bir sarsılmıştım. Ya o zaman büyüyemeyecek miyiz demiştim. Ya bu iş scalable bir iş değilse evet masraflı bir iş. Ama iş arttıkça daha fazla iş gücü çalıştırma zorunluluğu aslında kendi içinde bir engel teşkil ediyor. Dolayısıyla 2019 yılı başında o zamana kadar deneyimlerimiz sonucunda iki tane stratejik karar aldık. Uzun vadeli ve stratejik karar. Bunlardan bir tanesi dijital eğitim. Yani ERP sistemi ya da kurumsal yazılımların aslında kullanıcılarını kendi kendilerine eğitmeleri. Bununla başlayan ürün tasarım yolculuğumuz bir yıl içerisinde sınıf eğitimleriyle başlarında bir eğitmen olduğu halde
bu tarz görsel, uygulamalı, sesli, interaktif eğitim, yani yazılımın kendisi bir eğitmen haline geliyor. Hani bunu ayrı bir eğitim programı gibi düşünmeyin. Biz yazılımı kendisine evirdik. Ve dolayısıyla da burada sınıf eğitimlerine başladık. Eğitim içeriği de burada çok önemli. Bunları da geliştirdik, yazılımı da geliştirdik. Ve dolayısıyla biz pandemi başlarken aslında elimizde bir etkileşimli eğitim aracı da vardı. Ve bunu biz 6 tane üniversitemizde bölüm başkanlarıyla da görüşerek öğrencilere uygulamayla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yine bu süreç içerisinde kısmen bazı uygulamalar oldu ama o dönemde şöyle bir gerçek vardı. Artık insanları sınıflara toplayıp eğitemiyorsunuz. İnsanlar evde, isterse akşam saati, isterse gece, isterse gündüz, istediği bir saatte bu eğitimleri alması gerekiyordu. Bu sefer biz sistemimizi tamamen web tabanlı, web browser'da çalışabilen bir hale dönüştürdük. Ve bu yıl itibariyle de bir insan kaynakları portalıyla bir işbirliği yaparak ücretsiz kurumsal yazılım giriş eğitim sertifikaları eğitimlerine başladık. Ve şu anda 500 aşan kişinin başvurusu var. Ve biz bunları şu anda her hafta 20'şer 30'ar kişi alıyoruz. 3 gün süre tanıyoruz. Onlara bir link veriyoruz. Oradaki instructionlara uyarak, talimatlara uyarak birkaç gün içerisinde eğitimlerini tamamlıyorlar. Online bir sertifika quizine giriyorlar. Quizde başarılı olanlara da biz dijital olarak sertifika veriyoruz. Şimdi bu insansız eğitimin ve dağıtık eğitimin geldiği son nokta. Çünkü eğitim konuşuyor, hata yapıyorsa uyarıyor, veri oluşturmayı sağlıyor uygulamalı olarak ve hani bir sinema video pasifliğinde değil, bizzat kursiyer deneyim kazanıyor bu işi yaparken. Ve bir sonuçları itibariyle de çok olumlu olduğunu, öğrenme eğrisinin çok yüksek olduğunu ve çok kısa zamanda aslında bir firmaya girecek bir personeli kurumsal yazılıma adapte edebildiğimizi gördük. Bu çok önemli bir hamleydi. Bundan sonraki hamle de şu, aslında belki birkaç hamle diyebiliriz. Bir tanesi artık yapay zeka veyahut da karar mekanizmaları diyelim, dijital karar mekanizmaları. Yani yapay zeka çok geniş bir alan. Biz burada biraz daha daraltılmış bir karar mekanizması teknolojisinden bahsedebiliriz. Bu konuda son 5 sene içerisinde biz firmaların süreç yönetim planlarının otomatik oluşmasını sağladık. Sektörden bağımsız olarak bunu yapabiliyoruz. Ürünlerimiz de son 10 yıl içerisinde makine sektörü, klima, kimya, tekstilin farklı alanları, yani makinelerin ağırlıklı olduğu üretim alanlarında birçok yerde uygulamasını yaptık. Şimdi bundan sonra olan şu, belirli bir doğru bir altyapı database olmadan siz yapay zeka zaten konuşamıyorsunuz. Çünkü bu birazcık istatistiksel karar mekanizmalarına dönüşüyor. Yani korelasyonlar, işte belli uyumlamalar yapılması lazım, belli algoritmalar çalışıyor burada. Şimdi bizim şöyle bir avantajımız var. Altyapıyı çok iyi kurduğumuz için artık Endüstri 4.0'a hazır hale getirdik firmaları. Ve hani bu noktadan sonra çok önemli iki konu var. Bir tanesi bu süreç yönetiminin artık otomasyona geçmesi. Yani artık beyaz yakalıların karar mekanizmalarında bilgisayarlar çok daha etkin rol alacaklar. Çok fazla sayıda beyaz yaka çalıştırma gereksinimi ortadan kalkacak. İkincisi tedarik zinciri ve İmalat, dışarıda yapılan imalatların da tamamen web tabanlı bir şekilde tam entegre hale getirilmesi. Bugün yol alınan projeler var. Bizim de son 5 sene içerisinde TÜBİTAK destekli projelerimiz var. Ama bunu artık bir yapay zeka sistemiyle kolaylaştırmak. Yani her şeyin insanların elle kontrol edilmesi, işte elle onay verilmesi, elle bir şeylerin yapılmasından ziyade belli karar mekanizmalarıyla artık bu süreçlerin otomasyona geçirilmesine artık çok yakınlaştık. Mobil dinamik kontentli web ve tablet üzerinden de gerekli yerlerde arayüzlerin devreye girinerek artık insanın nerede olursa olsun sisteme ulaşabilirliği, içerideki sürecin farkındalığının dijital anlamda yaratılması da çok mümkün hale geldi. Bizim yakın vade projelerimiz bu şekilde. Yani artık tek bir bütün sistem olarak yaklaşıyoruz. Ve bunu bugün hani sıfırdan başlayan bir firmanın gelebilmesi için minimum 10 sene lazım. Biz işte geçtiğimiz 20 yıl, 25 yıllık tecrübemizi bir araya getirerek bunu 10 yıldan birkaç yıla indirebiliriz düşüncesindeyiz. Çünkü artık hani bu işler bir formata, bir şablona oturmaya başladı. Ve yapay zekayı da yani Endüstri 4.0'da bunun üzerine oturtabileceğimiz bir noktadayız. Makine entegrasyonları, OCR, RFID gibi birçok konsepti artık
harmanlayıp entegre edip tek bir çatı altında toplayıp ilerlemek zorundayım. Bunların ayrı ayrı projeleri olması firmalar için maalesef bir dağınıklık yaratıyor. Entegrasyon maliyetleri çok pahalı. Onun için tek bir sistem altında yürütmemiz gerekiyor. Şimdi bu son dönemde mesela çok duyduğumuz kavramlar arasında Endüstri 4.0 var. RFID uzun süredir duyuyoruz. Yapay zeka herkesin ağzında. Ama siz bunları öyle güzel, somut ve yazılımınızın içerisine bir platform olarak tam bir end-to-end öyle güzel tariflediniz ki yani ete kemiğe bürünmesi açısından çok önemliydi. Evet. Bir de 2015-16'daki görüşmelerimizden de bahsettiniz. Ben o zamandan da hatırlıyorum. Yani tabii görüşlerimizi söylüyoruz. Benim de avantajım çok sayıda şirket görmüş olmak. Biraz hızlı kavrayıp gördüğümü paylaşmak. Tabii her gördüğümüz doğru olmayabiliyor ama ben şunu hatırlıyorum ki o daha önemli. Ben bir mentor olarak karşınıza çıktığımda önemsemiştiniz. Yani ne söyleneceğini. Yani o zaman da düşünmüştüm ki mentor mentiyi kavramış bir insansınız. Bugünkü mülakattan anlıyorum ki onu işte 30 yıl önceki iş deneyiminizde işte abilerimiz vardı, ablalarımız vardı, deneyimli insanlar vardı. Oradan deneyim olunca karşınıza da bir iyi veya kötü bir mentor çıktığında ya ben nasıl istifade edebilirim? Bunu şundan dolayı açıyorum. Bazen daha genç yaşta olanlar daha fazla da mentorluğa ihtiyaç duyuyor ama mentorluğu ne olduğunu tanımadığı için ki bu tamamen aslında yani %90 ve üstü hep gönüllülükle yapılan bir iştir. Onun için aslında bir bütçe de söz konusu değil. Onun için de bir buradan reklam gibi de olmasın. Ama muhakkak çevrelerinde bulurlar, vardır. Mentorlarla konuşsunlar, farklı görüşler ortaya çıksın. Ha, mentorlar mutlak doğruları da bilmiyor ama girişimcinin kendisi bütün o etkileşim aldığı verdiği mesajlar içerisinde son nihai kararı uygulayacak, görecek, execution dediğimiz icrayı yapacak. Girişimcilik zaten bir icra işi. Hatalar varsa da oradan da dönüşler yapabilecek. Onun için çok hoş oldu benim zihnimde de. Hatta sizin bir sıkılaşma diyelim. İşi zaman zaman bunu büyük holdingler, bankalar, herkes hangi hizmetlere odaklanalım, hangilerinden çıkalım bunu yaparlar. Bir şirket de, sizinki de 23 yıllık bir şirket, arada bir sıkılaşıyor. Ha, dünya nereye gidiyor, biz ne yapmalıyız? Demek ki 2015-16'daki konuşmalarımızın sonrasında siz şirket olarak eksiğinizden, fazlanızdan bakarak, dünya ihtiyaçlarını da görerek böyle bir temel iki stratejiden bahsettiniz. Zaten onu öyle net anlattınız ki herkes anlamıştır. Dijital eğitim dediniz, yani eğitim çok kıymetli, dijital eğitim daha da kıymetli çünkü daha yaygın, daha az yorarak yapabilirsiniz. Eğitim ne demek diye de hep böyle soruyoruz. Mesela eğitim içerik demek. Bir kere içeriğinizi geliştiriyorsunuz, o içerikten çok kişi yararlanabiliyor. Eğitim müşteriler tarafından hizmet anlamına geliyor. Hele yazılım dünyasında, işletim dünyasında hizmet kıymetli. Bazen öyle bir konumlandırırsınız ki gelir de olabilir, eğitimden gelir sağlayabilirsiniz. Ama bunların üstünde en önemlisi bence markanızı güçlendirmek için bir pazarlama aracıdır. Aynı zamanda eğitim, yani eğitiminizi beğenen, müşteriniz olmayan birisi ya bir dakika ya ben bu şirketi bir dinlemek istiyorum da diyebilir. Yani bunu da bizi dinleyen diğer girişimciler, girişimci adaylarını da söylemiş olalım. Peki kapatırken söylemek istediğiniz bir husus var mı? Evet, çok keyifli bir sohbet oldu. Söylediğiniz gibi bence kötü mentor yoktur. Öğrenmeyi bilmeyen mentiler vardır. Çünkü mentoru sadece insan olarak görmemek lazım. Aslında çevremizde yaşadığımız tüm olaylar bize bir şey öğretebilir bakmasını bilene. Dolayısıyla hani biz bu 30 sene içerisinde bize hazır bir şey gelsin, aman ben... Yani siz bize kupon oldunuz yani, çok ekstra bir bonus oldunuz. Yoksa, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizin açılımlarınız bize çok faydalı oldu. Ama biz gerçekten hani en pahalı öğrenme, hata yaparak öğrenme. Tabii. Ve artık bizim hani şirketler olarak da, ülke olarak da hatalarımızı daha fazla hata yapıp öğrenme yönteminden çıkıp hani bu işi aklı selim, bilge ve ilim sahibi insanların deneyimlerinden yola çıkarak doğru bir makro plan yapıp, onu mikro planlara oluşturup planlı ve örgütlü çalışmamız lazım. Ben sadece burada Enfotek olarak konuşmuyorum. Yani ülkemizin geleceği bence buna bağlı. Bu anlamda da gerçekten
bunlar olsun istiyorum. Yani bu gelişimler bir an önce, çünkü gençlerimizin çok da işe ihtiyacı var. Üniversiteler, altyapı, her şey bir arada, bir entegre çalışması gerekiyor. Çok çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Evet, ben de teşekkür ederim. Bugün Tuğrul Tamtürk'ü misafir ettik. ICT Medya TV'de Ufuk Batum ile girişimcilik programında. Ve bence Türkiye'nin tekstil arka planını düşününce ve daha da iştahımız düşünülürse, orada katma değer yaratan hizmetler ve yazılımlar ve hatta yeni teknolojilere de geçiş, yapay zeka, Endüstri 4.0, bunlar önemli tartışmalardı ve çok somut tartışmalar. Daha havada kalan şeyler değildi, çünkü ete kemiğe, ürüne, hizmete dönüşmüş işler. Meraklılar için infotech.com.tr'ye girip bakacaklardır. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Thank you.